Baba bu haber doğru mudur Mete? Yani doğru gerçi de olay nasıl oldu diye sorayım. Vurulma hikayesi ya sette. Yani bu karavanın içindeyken mi kurşun geldi bir anda? Çünkü sette bayağı kendi sahnesini beklerken bir anda karavanın içinde otururken kurşunlanıyor Bayağı yani. dizinin ilk günü, ilk set, ilk çekimde yani kostümleri hangisini neyi ne yapalım diye orada şey yaparken bir anda bir mahalledeyiz. Bir mahalleye yerleşmişti set. Evet. Karavanda o işte 4-5 kişiydik işte kostümden yönetmenimiz vardı. Ondan sonra bağırış çağırış oldu dışarıda. Bizim kuaför bir arkadaşımız var Hakan, o hemen karavana girdi, yere yatın yere yatın dedi. Anlamadık tabii niye yere. Sonra çatır çatır silah sesleri gelmeye başladı. Kuru sıkıdır herhalde diye tahmin ettim ben. Orada şöyle bir yani karavanda şöyle otururken şöyle zaten şöyle bir karavan. Şöyle, ya aman sakin olun derken. Aa dedim. Gerçekten yatın lan dedim. Yatın dedim. Yattık yani onlar da gülüyor. Vuruldum lan dedim yani. Nasıl abi saçmalama falan. Oğlum vallahi dedim vuruldum. Abi dedi Hakan işte bizim kuaför. Nasıl vuruldun ya diye baktı böyle bacaktan. Kan falan akınca bu sefer tabii feryat figan. Fakat güldük yani bayağı. Abi güldük dediğim bayağı kurşunlanmışsın yani. Bayağı yani atıyorum ben orada işte biraz dinleneyim diye böyle yatıyor olsan başka bir Allah tarafa. korusun. Yani o sırada kalkmıyor olsam belime gelecek bir işte bir nedir o? Ne oldu peki sonra ameliyat mameliyat falan Hiç filan? ameliyat falan olmadı. Kurşunla Giriş yaşıyorum diyorsun. Nasıl girdi yani? çıktı. Evet. Kurşun girmiş ve çıkmış. Ha Bayağı bayağı. ya bayağı. Girmiş çıkmış o giriş ve çıkış deliklerini birleştirdiler daha sonra bir çünkü kapalı halde iyileşmesi Hava zor almasın diye. diye Tabii yani. tabii bayağı ben böyle. Ve yani şöyle şu tarafta olunca da böyle de operasyon da hiç iyi olmuyor yani. O da gülüyorsun tabii yani. Abi nasıl bir his yani bir de kendi olayın da değil. Kendi olayın olsa hak ettim hak etmedim diye bir şeye Çok düşersin. saçma. Bir Yani garip bir şey bu yani. çok duyduğumuz da bir şey aslında. Yani sürekli işte yok bir şeyi kutlarken düğünlerde oluyor, maçlarda oluyor, bir şey oluyor ya. Evet. O saçma sapan bir durum hakikaten. Yani orada gerçekten dediğin gibi müdahil olsan mevzuya, hadi diyeceksin yani işin içindesin bir şey oldu, hiç alakanın olmadığı bir şeyde ve ya baya bir 20-25 tane kurşun sıkılmış ve etrafa insanların olduğu bir mahallede işte pimapenlerden falan kurşun topladılar. Kimseye bir şey olmadı çok şükür. Allah Ne korumuş. acayip. Ha? Allah korumuş yani. Evet yani Kesinlikle bence de yani. yani Belli dediğin bir gibi sadakamız oturma varmış. pozisyonun biraz değişik olsa, bir uzanıyor Yani olsan. işte o doktor tabii o noktada işte 2 santim oraya gelseydi siyatik siniri denilen bir sinir var. Bacaktan geçen o hasar görse, damara gelse, kemiğe gelse saçma sapan bir şey olabilecek durumdayken Allah korudu hakikaten dediğin gibi. Verilmiş sadakamız Baya varmış. olaylı başlamış sizin dizi. Başlar Yani başlamaz nedir dedik ya? halbuki mesela şöyle bir şey hayal etsene. Bir sahne çekerken, kurşunlanma sahnesi ya da bir şey çekerken gerçekten de o sırada geldiğini düşünsene. Yani bayağı dünya çapında bir video olarak herhalde gerçekten de yedin diye. Çok acayip işte. Zaten yani işte operasyon çok ciddi bir şey olmadığını da anlayınca eşime telefon açtı. Ya biraz operasyon bitsin sonra arayayım diye. Eşime telefon açtım işte vuruldum nasıl diyor. Bugün çatışma sahneniz yoktu ki sizin diyor. Yok aşkım vuruldum yani bildiğin orijinal Gerçekten. bildiğin vuruldum falan. Nasıl olur canım ilk günden çatışma sahnesi var. Hayır diyorum Elifciğim vurdular beni diye. Abi büyük geçmiş olsun. İnandıramıyorum çok teşekkür Cidden ederim. büyük geçmiş Çok olsun. sağ Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,